Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile sizinle birlikteyim. Bu videoda Relative Clause'dan bahsedeceğiz. Burada şöyle iki türlü anlatacağım. Önce İngilizce'de olan mantığını anlatacağım. Sonra siz Türkler bunu nasıl anlayıp, nasıl kavrayıp, nasıl cümle kurabilirsiniz bu şekilde onu anlatacağım. Şimdi gidelim başlayalım, evet. Diyelim ki şöyle iki tane cümlemiz var. Tamam. Biz bu iki tane cümleyi birleştirip bir tane cümleye çevireceğiz. Peki şöyle bir sorunuz olabilir. Hani biz niye bunu yapıyoruz? Çünkü kısa kısa konuşmak, böyle kesik kesik konuşmak, hani uzun cümle kurmamak, bunlar İlk seviyelerde kalıyor. Eğer iyi bir İngilizceniz varsa uzun cümleler kurabilmeniz gerekiyor. O yüzden bunu öğreniyorsunuz. Ayrıca karşınıza gelen uzun cümleleri de nereden nasıl tutup da anlamanızı da bilmeniz lazım. O yüzden evet, biz niye bunu anlıyoruz, niye bunları yapıştırıyoruz, bilmem ne yapıyoruz sorularıyla gelmeyin bana. Öyle gelmeyin. Okey. Şimdi iki tane cümlemiz var. Bunları birleştireceğim. Şöyle bir bakalım cümlelerimiz ne? I like that t-shirt. Ben o tişörtü beğeniyorum. You wore it yesterday. Dün onu giymiştin. Şimdi bu cümleyi şu ilk başta olan cümleye anlam olarak bağlayan şu kelime it. Buradaki it ne? T-shirt. Yani bu cümlede neyden bahsettiğini şöyle anlıyoruz. Hani bu it zamirinden t-shirt'ten bahsettiğini anlıyoruz. Şimdi bunun üzerine yola çıkarak ben bu cümleyle birleştireceğim. Ama nasıl birleştireceğim? Benim bazı kelimelerim olacaktır bunları birleştirmek için. Eğer benim bahsettiğim konu, yani ikinci cümlem bir objeyi tanıtıyorsa ben which veya that kullanacağım. Eğer bir insandan bahsediyorsa, yani şu ilk cümlemdeki bir insandan bahsediyorsa who kullanacağım. Evet. Sonra eğer bir mekandan bahsediyorsa where kullanacağım. Şimdi bakıyorum, ben neyden bahsediyorum? Tişörtten bahsediyorum ikinci cümlemde. Tişörtü anlatıyorum ben orada. Şimdi nedir? Bu bir obje. O yüzden ben which kullanacağım. Yani ne yapıyorum? Şöyle. I like that t-shirt. Tişörtten hemen sonra which getiriyorum. Sonra diğer cümleyi şu İlk cümleye bağlayan kelimeyi silerek cümlenin gerisini yazıyorum. You wore yesterday. Ne oldu? I like that t-shirt which you wore yesterday. Ben bu şekilde anlattığım kelimeden hemen sonra which kelimesini getirdim ve diğer cümleyi buraya getirerek bununla birleştirdim. Ama şu zamiri artık getirmeme gerek yok. Çünkü zaten ben bu cümleyle birleştirdiğim için artık şu tekrarı şu zamir ne için geliyor? Tekrar için geliyor. Yani ismi direkt tekrar etmeden ama tekrar için geliyor. Ben bunu tekrarlamamak için
Getirmiyorum. Bu şekilde oluyor cümle. Şimdi yine iki tane cümle var burada. Ne diyorum? The car was sold. We wanted to buy it last week. İki tane cümle var burada. Ben bunları birleştireceğim. Evet. Şöyle bunu getirmeyeyim. Şimdi ikinci cümle neden bahsediyor? The car. Ben o bağlaç kurduğum kelimeyi hemen the car kelimesinden sonra getirmem gerekiyor. Ve bu cümle the car kelimesini anlattığı için hemen arkasında getirmem lazım. Tabii anlattığı yere kadar. Yani şöyle olacak. The car which, diğer cümleyi getiriyorum. We wanted to buy last week. Yani last week'e kadar getirdim. Sonra buradaki was sold yerine tekrar dönüyor. Ne yaptım? Şuradaki it kelimesini, it kelimesini sildim. Neden? Çünkü bu bir tekrar olacak. Ben zaten bu iki tane cümleyi birleştirdiğimde tekrara gerek yok. Burada it kelimesine gerek vardı. Çünkü neden bahsettiğimi anlatmam gerekiyor. Diğer cümleyle alakalı olduğu için zamir getiriyorum ben burada. Ama burada birleştirdiğim için artık o zamiri getirmiyorum. The car which we wanted to buy last week was sold. Bu şekilde iki tane cümleyi birleştirdim. Başka bir örnek vereyim. That book is mine. İkinci cümle. It is on the table. Tamam. Ne yapacağım? Şu cümle neyi anlatıyor? Kitabı anlatıyor. Book kelimesini anlatıyor. Book'tan sonra hemen bağlaç kelimemi getireceğim ve şu o kelimeyi anlatan cümleyi arkasına getireceğim ve zamiri getirmeyeceğim. Yani şöyle olacak. That book which getirdim hemen book'tan sonra is on the table. Yani ben bu it kelimesini kaldırsam is on the table kalıyor. Getiriyorum. Sonra is mine burada kalmıştı. Onu da cümlenin sonuna getireceğim zaten. That book which is on the table is mine. Yani ben burada hangi kitap? Masanın üstünde olan kitap. Yani bu şöyle. Hangi kitap demeyeyim de. Yani buradaki kelime which soru kelimesi anlamı vermiyor. Sadece bir bağlaçtır. Yani o çeviride kullanılmıyor. Çevrilmeyecek. Çünkü öyle bir anlam taşımıyor. Peki niye ben hangi kelimesini kullandım? Çünkü şeyin mantığını anlatmak istedim de karıştırmayın diye şey yapmak istemiyorum. Neyse. That book which is on the table is mine. İki tane cümleyi birleştirdim. Başka bir örneğe geçelim. Şimdi insanlardan bahsedeceğiz. I saw the girl. She was on TV last night. Evet, kızı gördüm. Hangi kızı? Dün gece televizyondaydı o kız. Şimdi o kızdan bahsedeceğim. Şimdi iki tane cümle var. Bunları birleştireceğim. Ne yapıyorum? Bakıyorum. Obje mi? İnsan mı? Mekan mı? Şu bahsettiğim şey.
İkinci cümlede neyden bahsediyor? Bir insandan bahsediyor. Ne yapıyorum? The girl kelimesinden hemen sonra who kelimesini getiriyorum. Zamiri getirmiyorum. Cümlenin gerisini who'nun arkasına getirerek cümleyi birleştiriyorum. Şöyle. I saw the girl. Buraya kadar cümleyi getirdim. Who getirdim burada. She'yi kaldırdım. Was on TV last night. Was on TV last night. Bu şekilde ben iki tane cümleyi birleştirdim. I saw the girl who was on TV last night. Şimdi şöyle mesela sınavlarınızda ne verecekler? Aynı şu cümleyi verecek. Tamam mı? Aynı şu cümleyi verecek. Şu who yerini boş bırakacak. Siz onu yazacaksınız ya da ne bileyim şıklardan seçeceksiniz. Böyle bir soru veriyorlar. Tabii kolaysa. Hani kolay bir soru şekli ise. Değilse bu iki tane cümlenin birleşimi hani şıklardan hangisi olur diye size soru verirler. Doğrusu bu. I saw the girl. The girl'dan sonra who gelecek çünkü the girl'dan bahsediyoruz. Konumuz the girl. Was on TV last night. Bu şekilde. Yine örnek vereyim. The man gave us a ride. You saw him in the bank. Kimden bahsediyor ikinci cümle? The man. The man'den sonra hemen who getireceğim. Sonra ikinci cümleyi, zamirini kaldırarak ekleyeceğim. Cümlenin gerisini, ilk cümlenin gerisini de arkasından getireceğim. Şöyle. The man who you saw him'i getirmiyorum. In the bank. Şöyle getirdim. You saw in the bank. İlk cümlenin devamını da getireceğim. Gave us a ride. Yani ne dedik? Bankada gördüğün, senin bankada gördüğün adam bizi arabasına bindirdi. Arabayla bir yere götürdü bizi. The man who you saw in the bank gave us a ride. Bir örnek daha. I don't like the guy at all. He was watching us. Şimdi bunları birleştiriyorum. Hangi kelimeden bahsediyoruz ikinci cümlede? The guy. The guy'dan sonra who getireceğim. Sonra bu cümleyi ekleyeceğim. Cümlenin gerisinde ilk cümlenin devamını da ekleyeceğim. Şöyle olacak. I don't like the guy who was watching us at all. Şu bizi izleyen adamı hiç at all hiç sevmedim demiş oluyoruz. Evet. Gelelim mekana. We liked the cafe. You told us about it. Ne yapacağım? Neyden bahsediyoruz? Kafeden bahsediyoruz. Mekan olduğu için where'den bahsedeceğim. Where kelimesini getireceğim. Sonra cümlenin devamını getireceğim. Ama şuradaki zamiri kaldıracağım. We liked the cafe where you told us about. Şimdi nasıl Türkçe düşünerek hani bunu nasıl yapalım, nasıl cümle kurayım, nasıl öyle uzun uzun cümleler kurayım derseniz şöyle. Diyelim ki şunu demek istiyorum. Elinde tuttuğun kalem. Şu ibareti söylemek istiyorum ben. Bu daha bir cümle değil. Bu sadece hangi kalemin olduğunu dair bir bilgi. Yani yarım bir cümle. Bu bir cümle değil bile.
Elinde tuttuğun kalem. Yani bu bir obje olabilir. Bu bir şey olabilir. Obje derken object yerine oturabilir. Subject yerine oturabilir. Yani bu bir sadece kalem de olabilir. Elinde tuttuğun kalem de olabilir. Hani işaret ettiğiniz, anlattığınız, hangi kalem olduğunu anlattığınız bir kalem olabilir. Neyse ben niye Türkçe anlatıyorum. Okay. Ne diyeceğim? Konu ne? Kalem. Diyelim kurşun kalemdir mesela. Ne diyeceğim? Konu ne? Kalem. Konumuz kalem. Diyeceğim ki the pencil. Ve pencil'dan sonra which kelimesini getireceğim. Ne olmuş? Anlattığımız şey ne? You are holding in your hand. The pencil which you are holding in your hand. Elinde tuttuğun kalem dedik yani. The pencil which you are holding in your hand. Ne olmuş kaleme? Daha haberimiz yok. Daha cümleyi kurmadık. Yani bir haber vermiyor bu cümle bize. Sadece bir kalemden bahsediyor. Tek kelimelik bir kalemden bahsediyor. Ne olmuş kaleme? Cümlenin devamını getirelim. Senin değil. Şimdi bu bir cümle oldu. Dikkatinizi şu noktaya çekerim. Daha bu yani şuradayken bu bir cümle değildi. Ama şimdi bir cümle. Şimdi tam oldu. Elinde tuttuğun kalem senin değil. Senin değil diyeceğim. Ne diyeceğim? Is not yours. Bu kadar. The pencil which you are holding in your hand is not yours. Şimdi bu bir cümle oldu. Ama bu cümle gelmeden, yani bu cümle tamamlamadan önce bu neydi? Şu. Şu. Which'den sonra relative clause. Yani bu bir clause. Bu bir yarım cümle. Yani ibaret bu. Cümle de değil. Tamam. Bir örnek daha veriyorum. Menüdeki yemekler. Menüde olan yemekler. Nedir bu? Öylesine bir obje. Bahsedilen bir obje. Konumuz ne? Yemekler. Ne diyeceğim? The food. The food which was in the menu. Yani şimdi şuradaki zaman belli değil. Ben vazgeçirdim mesela diyelim geçmiş zamandır. The food which was in the menu. Ne olmuş yemeklere? Yemekleri beğenmedim. Yemekleri beğenmedim diye cümleyi bitiriyoruz. Şimdi ne getireceğim burada? I didn't like. Şöyle beğenmediğimi söylüyorum. I didn't like the food which was in the menu. Bu şekilde ben cümleyi kurdum. Başka bir örneği geçelim. Yanımda oturan kız diyeceğim. Tamam. Konumuz ne? Kız. Ne diyeceğim? The girl. Ne olmuş? Yanımda oturuyor. Is sitting beside me. Şöyle. The girl who is sitting beside me. Yanımda oturan kız. Ne olmuş yanımda oturan kıza? Cümleyi tamamlıyorum. Kardeşimdir. Burada cümleyi tamamlayalım. Tamamlayalım. Is my sister. Böyle. Ben bir tane relative clause'lı bir tane cümle kurdum. Bir örnek daha vereyim. Dün buraya gelen adam. Konumuz ne? Adam. Ne diyeceğim? The man. Ne olmuş? Dün buraya gelmiş. The man. The man'den sonra who buraya gelmiş. Came here yesterday. Şöyle.
The man who came here yesterday. Ne olmuş adama? Cümleyi tamamlayalım. Çünkü bu daha cümle değil. Yine bugün gelecek. Ne diyeceğim? Will come again today. Yine bugün gelecek. Ve noktayı da koyuyorum. Bu şekilde bu cümle oluyor. Buraya kadar clause. Şurada neydi? Who came here yesterday? Buraya kadar clause. Buradan sonra cümle yerinde oturuyor. Yani bunun hepsinin yerine şu. The man who came here yesterday'in yerine he koyabilirim. Yani özne yerinde oturmuş bu. He will come again today. Öylesine he will come again today desem ne olacak? Who diye sorusuyla birisi who will come again today diye sorarsa birisi ne diyeceğim? The man who came here yesterday. Böyle anlatarak öznenin kim olduğunu, kimden bahsettiğimi anlatacağım. Şimdi mekandan bahsedelim. Ne diyeceğim? İlk görüştüğümüz yer. Konu ne? Yer. The place diyeceğim. The place'den sonra where getireceğim. Sonra ilk görüştüğümüz onunla ilgili İngilizcesini yazacağım. The place where we met for the first time. Neydi? Konumuz yer. The place dedim. Where getirdim. We met for the first time. İlk görüştüğümüz. Şimdi ne olmuş ilk görüştüğümüz yere? Bu daha bir cümle değil. Bunu bir cümle şeklinde sokalım. Evet. Yine gidelim. Oraya yine gidelim diyorum. Let's go to the place we met for the first time once more. Bir kez daha gidelim. Once more da getirdim bir kez daha anlamını. Evet, bir örnek daha vereyim. Geçen hafta gittiğimiz kafe. Konu ne? Kafe. Ne diyeceğim? The cafe where? Ne olmuş geçen hafta gittiğimiz? We went last week. Şöyle. The cafe where we went last week. Cümlemizi tamamlayalım. Geçen hafta gittiğimiz kafe ne olmuş? Ne yani? Kapalı. Tamam, kapalıymış. Ne diyeceğiz? Is closed. Bu kadar. Şimdi. Bir tane de whose'la iki tane cümleyi birleştirdiğimiz bir durum var. Properties, sahip olduğumuz şeyler. Birisinin bir şeyi üzerine iki tane cümleyi birleştiriyoruz. Nasıl yani? Şöyle. Diyelim ki şöyle bir iki tane cümlemiz var. I talked to the woman. Tamam. Her son is in the hospital. Biz burada o kadının kendisini değil, ona ait olan bir şey üzerine onun hangi kadın olduğunu anlatıyoruz. Bir kez daha söyleyemem. Evet, ona sahip olduğu bir şeyin üzerine onun hangi kadın olduğunu anlatacağız. Ne diyeceğim? Şu woman'den sonra whose kelimesini getireceğim. Her kelimesini kaldıracağım. Cümlenin devamını getireceğim. Şöyle. I talked to the woman whose son is in the hospital. Bu kadar. Yani ben burada bir possessive adjective görüyorum. Bir ne diyeyim bunun Türkçesi ne? Aitlik zamiri mi desem, malikiyet mi desem, ne desem. Bir şey, işte bunun yerine bunu getireceğiz arkadaşlar. Ne anlatıyorum?
Evet. Şimdi biz bunu nasıl kullanacağız? Diyelim ki şöyle bir cümlemiz var. Arabası kırmızı olan kız. Konu ne? Kız. Ne diyeceğim? The girl. Şimdi hangi kızdan bahsediyorum? Onu hani neyin üzerine söyleyeceğim? Ona bir şey ait olan bir şeyden bahsederek o kızın kim olduğunu, hangi kız olduğunu anlatacağım. Yani ne diyorum? Diyorum ki arabası dediğim için whose car demem lazım. Whose car is red? Şöyle. The girl whose car is red. Şimdi burada cümleyi tamamlayayım. Arabası kırmızı olan kız. Ne olmuş kıza? Kızı tanımıyorum. Şimdi cümlem tamamlandı. Ne diyeceğim tanımıyorum? I don't know. Bu kadar. I don't know the girl. Hangi kız? The girl whose kız. Whose car is red? Şimdi bir örnek daha. Diyelim ki şöyle bir cümlem var. Annesi öğretmen olan çocuk. Konu ne? Çocuk. Ne diyeceğim? The boy. Şimdi neyin üzerinden bahsederek o çocuğun hangi çocuk olduğunu söyleyeceğim. Ona ait olan bir şeyden. Yola çıkarak. Whose mother is a teacher? Şöyle oluyor. The boy whose mother is a teacher. Anlattım. Cümleyi bitirelim. Neymiş? Bugün gelmedi. Didn't come today. Böylece cümle kurmuş oluyor. The boy whose mother is a teacher didn't come today. Bunun hepsinin yerine he koyabilirdim. He didn't come today. Ama kim olduğundan bahsetmek için böyle anlatıyorum. Evet. Şimdi bunu bu şekilde şu Türkçe kalıplarını gördünüz. Buna benzer, bunlara benzer kalıpları hani çeviri üzerinden yola çıkmayı pek sevmem ama siz bunu daha kolay kavramanız için yani bu şekilde cümleleri relative clause şeklinde kullanacaksınız. Sonra cümleyi bitireceksiniz. O şekilde çok kolay bu tarz cümleleri kurup ve kullanabilirsiniz. Ayrıca şu kelimeleri whose, who, which bunları da hani soru kelimesi olarak algılamadan ne olduğunu daha kolay bir şekilde anlarsınız. Videonun altına herhangi bir sorunuz varsa yazabilirseniz, iletişimi geçebilirsiniz. Ben cevap vereceğim. Kendinize iyi bakın. Çok 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 pratik yapın. Bu pratiği kimse size yaptıramaz. Siz kendiniz yapacaksınız bunu. Bunu da sorumluluğunu lütfen alın ve mutlaka ve mutlaka bu konu üzerine iyice düşün arkadaşlar. Başarılar dilerim. Başka bir videoda görüşmek üzere.